Herkese merhabalar. Bir detoks kampına gittim ve bununla ilgili deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Şimdi öncelikle bu detoks neyi kapsıyor bundan bahsetmek istiyorum. Avusturya'da burası Vivamayer diye bir klinik ve buranın en büyük avantajı doktorların burada olması. Yani dünyanın benim bildiğim kadarıyla en iyi doktorları, yani doktorlarından bir kısmı diyeyim burada çalışıyor. Dolayısıyla bir öneme sahip, bir değere sahip bu açıdan. Belki biliyorsunuz can yani Türkiye içinde dışında bir sürü detoks merkezleri var ve buralara gittiğiniz zaman doktor olmayabiliyor. Bu benim için büyük bir artı oldu. Benim buraya gelme amacım ve bu programa katılma amacım kilo vermek değil en başta değildi. Ve geçen sene 2018 mayıs'ta gelmiştim ilk. O zaman şişlik vardı midemde karnımda ilk o sebeple gelmiştim ve yaklaşımları bana uyguladıkları işte gıda takviyeleri diyeyim böyle haplar alıyorsunuz doktorlar herkese özel bir ıı, takviyede bulunuyor hani senin şuna ihtiyacın var böyle bir beslenme programı uygulamalısın diye ve o beni çok etkilemişti çünkü bütün hazımsızlığım, o şişkinliğim inmişti. Orada çok etkilenince bunu çevremdeki birçok insana anlattım. Yalnız şu var, minimum bir hafta katılabiliyorsunuz, 7 gün ve ücreti pahalı. Yani çok herkese hitap edecek bir tedavi sistemi diyemem maalesef. Ama size elimden geldiğince yardımcı olacağım ve burada ne yaptığımızı anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben ilk bu gelişimden bahsetmek istiyorum. normalde pazar gününden geliniyor. Pazar günü gelirseniz hani bütün bir hafta size kalıyor. Çünkü genelde cumartesi pazar doktorlar görmüyor. Bazen çalışan bir doktor oluyor cumartesi günü sizi görebilecek. Dolayısıyla pazar günü gelmeniz çok sizin yararınıza olur. Pazar geliyorsunuz, işte yerleşiyorsunuz odanıza pazartesi itibariyle başlıyor. Ve pazartesi sabahı belli bir saatte işte doktor randevunuz oluyor. Gidiyorsunuz tamamen ince bağırsağınıza, bağırsağınıza, midenize bakılıyor. Böyle bir masaj gibi bir şey yapılıyor diyeyim. Ve neyiniz var? İşte parazitim var diyor. Çok hazımsızlığın var. Neyse sizin işte kandida e mantar kandida var vücudunda gibi gibi böyle sizin neyse sorununuz ya da sizin bir sorunuz varsa onu söylüyorsunuz. Ona göre size bir beslenme çizelgesi çıkarılıyor. Ve bunun yanında da almanız gereken takviyeleri veriyor. Ve artı ayaklarınıza tuzlu su konulup bir e, detoks yöntemi var ondan yapılıyor. işte başka masajlar alabiliyorsunuz ben burnum için böyle nazal terapi denilen bir şey var. Böyle okaliptüs yağıyla bir şey sokuyorlar resmen burnunuza. Onu böyle yapabiliyorsunuz. Açıyor burnunuzu. Gibi gibi böyle değişik tedavi yöntemleri var. Ve bu şekilde size yaklaşıyorlar. Burada günleriniz genelde arkamdan da görebileceğiniz gibi çok sakin geçiyor zaten. Detoks yani tamamen bir arınma bir hafta kalmayı öneriyorlar. Çünkü minimum hani bir haftada size yardımcı olabileceklerine inanıyorlar ki ben de öyle düşünüyorum. Özellikle hani ağır bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle zaten ilk önce kendi doktorunuzla görüşün Türkiye'de. Ama sonrasında böyle bir yere gelmeniz çok akıl kârı olabilir. Çünkü gerçekten çok güzel yaklaşıyorlar ve size nokta atışı yapıyorlar. Yani hastalığını bilmeyen ya da ne olduğundan emin olmayan, değişik kan hastalıkları olan birkaç insanla mesela konuştum. Onlar da buraya geliyor. Kanser olan birçok insan var ya da anoreksi, yani yeme hastalıklarından muzdarip birçok insan var. Onlar da buraya geliyor. Dünyanın her yerinden zaten gelenler var. Dolayısıyla öneriyorum ben burayı ve şahsen kendim çok gördüm olumlu geri dönüşünü hem fiziksel hem açıkçası duygusal hem de e, mental olarak diyeyim. Çünkü bana göre üçü de bir bütün. Şimdi geçen sene ben geldiğimde neye geldiğimi bilmiyordum. Sadece hayatımda hiç detoks kampına gitmemiştim. Kilo vermek evet istiyordum ama ilk önceliğim değildi. Dediğim gibi önceliğim bu şişkinliğimi indirmekti. Yani geçirmekti ya da tamamen. Ve geldiğimde şaşırdım tek başıma gelmiştim. Ee, o da yine Avusturya'da ama böyle bir ormanın e, oradaydı ve 8 kilometre yürüme parkuru vardı. Ve e, zaten sabah işte e, 7.30-9.30 arası kahvaltı oluyor. Onu yapıyorsunuz. Öğlen 2'ye kadar galiba 12'de başlıyor 12-2 arası. Onun dışında da akşam 6-7 arası yemek veriliyor. Bunun dışında da hiç yemek verilmiyor. Genelde de dediğim gibi sizin beslenme planınıza göre sunuluyor size bu yemekler. Lakin 7'den sonra hiçbir şey yemiyorsunuz ve akşam yemekleri genelde çorba ve ekmek oluyor. Ama tabii ki de inanılmaz lezzetli. Yani şefleri zaten bence olağanüstü. Çok çok güzel yemekler yapılıyor ve aç kalmıyorsunuz ondan emin olabilirsiniz. Ben geçen sene dediğim gibi değişik yani farklı bir şubelerine gittim. Orası da çok güzeldi. Hani neredeyse her gün yürüyordum. Ve ilk üç gün, 4 gün çok kötüydü. Yani ben çok kahve içen bir insanım. Özellikle kahve içmemek beni bitirdi yani azaptı. Ve ben çok istikrarlıydım çünkü istediğiniz zaman gezebiliyorsunuz dışarıda böyle değişik kafeler var. Yani oturma yerleri var. Orada oturup kahve de içebilirdim ama ilk geldiğimde içmedim. Çünkü çok... E, sıkılmıştım artık bu şişkinlikten. Yani çocukluğumdan beri resmen devam eden ve sebebini bana doktor söylediğinde de etkilenmiştim. İşte e, yani bağırsak paraziti birçok insanda var. E, çiğ beslenmeden salatalardan da geçiyor. Bir bunu tedavi etmek, iki de kandidayı tedavi etmekti. Neyse onu geçirdiler ve sonuç olarak ilkinde hiç kahve içmedim. Yürüdüm. Yani resmen 3-4 gün yataklardaydım ama 4. günden sonra çok enerji geldi. Şimdi bundan gözünüz korkmasın. Çünkü herkesin bedeni farklı ve size her zaman yardımcı olacak doktorlar var. Dolayısıyla hani benim yani ben size anlatamam. E, hayatım değişti sağlık açısından. Sağlığa bakış açım değişti. Acıktığınızda burada zaten e, alkalip, böyle tozlar var. Ondan içiyorsunuz. Günde 4 kere isterseniz 5 kere içebiliyorsunuz. Tadı müthiş. Efsane değil ama kötü de değil. Yani tatsız bir şey. O da bence büyük bir artı. Yani acıkmıyorsunuz öyle. Burası daha da güzel. Maria World buranın da adı. Bu şubenin. Yani neden güzel? Bir kere Mayıs-Haziran ayı bence en güzel zamanları. Ki ben ikinci gelişim ve annem geldi 8 günlüğüne bu sefer. Ona sadece destek olmak için ve biraz ben de hani neyim var neyim yok sevmiştim geçen seneden. Öyle geleyim dedim. 4 gün kaldım bu sefer. Bir haftada kalırım, iki haftada seve seve kalırım. Çünkü çok böyle huşu çöküyor üzerinize zaten. Dediğim gibi kuş sesleri, yani doğa harika. Gölün yanında burası. Gölde de yüzebiliyorsunuz. Yoga dersleri oluyor. Çok güzel. Yani detoks merkezlerinin hepsini bilmiyorum. Çok araştırmadım da. Türkiye'de olan bir iki yeri biliyorum. Ama orada doktor yoktu diye gitmek istemedim. Çünkü hani ölmeden önce yapılması gerekenler listesi vardır. Yani, duymuşsunuzdur. Benim o listemde bu detoks merkezine gitmek vardı. Onu da dediğim gibi tek sebebi bu karın şişliğimi indirmek için. Ee, ve bu şekilde ben başladım. Çok memnun kaldım. Bundan sonra başka detoks merkezlerine gider miyim hiç sanmıyorum. Amacım bütçem el verirse her sene bir hafta buraya gelmek ve çevremdeki herkese öneririm. Sadece şunu söylemem gerekiyor. Burada çok doktor var size yardımcı olacak ama ağır bir hastalığınız varsa tabii ki de Türkiye'de tedavi olun, kan testlerinizi her şeyinizi yaptırın. Bir de zaten eğer gelmek istiyorsanız da hani kan testlerinizi Türkiye'de yaptırıp gelmeniz daha uygun olur. Burada çünkü biraz daha pahalı diyebiliyorum. Ben şimdi bu gelişimde yaptırmadım test sadece parmaktan kan alındı. Benim tek başaramadığım erken uyumak oluyor. Ben 12'den 12.30'dan önce hani en erken uyuyamıyorum ama bu benimle ilgili bir şey. Siz 11'de uyuyabiliyorsanız ne ala. Burada zaten yapacağınız çok fazla şey de olmadığı için uyuma olasılığınız muhtemel. Bir de şu var, bu gel bu gelişimde kahve içtim. Doktor çünkü şunu diyor, benim kahveye bir alerjim yok, laktoza varmış. Ve süt zaten bu doktorlara göre hani hiç kimsenin içmemesi gerekiyor. Çünkü o ineklerin yavrularını beslemek için mesela inek sütünün olduğuna inanıyorlar. Ben de bu görüşe katılıyorum. Dolayısıyla da şunu dedi, sadece hani kahve içmek istiyorsan günde bir kere iç. Çünkü kahve baş ağrısı çok fazla oluyor yaşayanlarınız bilir. Bunu geçirmek için size verdiğimiz hapın içinde de kafein var. E, Hak o kafeini almışsın, ha kahve içmişsin pek bir şey değişmiyor. Ya yani buradan beklentiniz şu olmasın. Aman gideceğim, dağıtacağım, çok eğleneceğim, müthiş böyle geçecek değil. Yani detoks kampından benim anladığım sakin, huzurlu, doğa içinde. Ben her gün, yani her akşam çok sıcak olduğu için yürüyüşlerimi akşam yapıyorum genelde ve çim üzerinde yürüyorum, toprağa basıyorum. Doğa içinde olmayı seviyorsanız, sağlığınıza iyi gelen bir şey yapmak istiyorsanız, gerçekten bunun bilincini kazanıp hayat şekli haline getirmek istiyorsanız gelin. Burada çiğnemenin önemi, alkali beslenme, sizin vücut tipiniz yani vücut tipinize göre, sağlığınıza göre beslenme şekliniz, ne yemeniz, ne yememeniz gerektiği ve bunun yanında da gıda takviyeleri yani değişik haplar ama bunlar ilaç değil aslında ya da ben öyle algılamıyorum. Ama tabii ki siz de okuyun ama gıda takviyeleri genelde yani magnezyum, kalsiyum ne gerekiyorsa dediğim gibi size ve doktor kontrolünde olduğu için ve hafta içi her gün doktor ince bağırsak özellikle baktığı için çok yararlı öneririm. Umarım size de yardımcı olmuştur bu video yararlanmanızı diliyorum. Bana sorularınız varsa lütfen yorumlarınızı bırakın. Yorumlarınız benim için çok değerli ve buradaki deneyimlerime dayanarak sizin sorularınıza seve seve yanıt veririm. Beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere haftaya. Bu arada odalar yan yana olduğu için yan taraftan gelen sesi duyabilirsiniz.